Evlerde kimse kalmasın. Evleri boşaltın. Doğançay Mahallesi'ndeyiz. Yangının en fazla etkilendiği noktadayız. Doğançay Mahallesi muhtarımız Arzu Nisan'la beraberiz. Yangının çıktığı andan beri hala ayaktasınız. Uyumadınız. Evet, uyumadım. Ben depremi de yaşadım. Seli de yaşadım 19 Eylül selinin altında. İnanın depremsel yangın. Hepsini bir yaşadı mahallem. Ama şu var. Yangın. Koordine bir şekilde, hızlı bir şekilde olsaydık olmazdı. Çünkü canla başla herkes orada mücadele verdi. Bekledik yani. Biz orada bekledik. Niye bekledik? Alevleri görünce torunum bile düşünemedi. Doğançay ne oldu dedim ben. Çok kötüydü. Dudaklarım falan kalmadı. Yemek yiyemiyorum. Ama şimdi birlik beraberlik içindeyiz. Üzülmüyor mu? Çok üzülüyor. Kendi yaptı evi. Bak şimdi bu yaraları bir dakika saracağız. Kendi yaptı yani burası, üniversite. Evet. Üniversite yok adı. Kendi yaptı. Kendi elimde büyüdü bu çocuk benim. Gel de dayan. Doğançay Mahallesi muhtarlığındayız. Yangından en çok Yemenler bölgesindeki yangından en çok etkilenen iki mahalleden biri Doğançay ve Sancaklı Mahallesi oldu. Doğançay Mahallesi muhtarımız Arzu ablanın yanındayız. Burada evi yanan, mağdur olan bir aile var. Kendileriyle bir araya geldik. Geçmiş olsun hepimize. Sağ olun. Anlatır mısınız nasıldı o anlar, nasıl oldu? Yandı. Eviniz yandı. Evet, yandı. Ben de evle birlikte yandım, kül oldum. Tabii ki emeklerim çöp oldu. Çok kötü bir şey ya. Anlatılmaz yani. Yani kelimelerle. Anlatılmaz yani. Gerçekten. Beklendim bize yardımcı olunması. Yani devleti yanımda görmek isterim annemin istediği gibi. Türkiye Ormancılar Derneği İzmir temsilcisi Sayın Ahmet Kenan Öztan'la beraberiz. Şu anda Yemenler bölgesinde yangından en çok etkilenen Sancaklı ve Doğançay Mahallesi tarafındayız. Bu yangın önlenebilir miydi? Çeşitli eleştiriler var biliyorsunuz başkanım. Evet, yani konunun içinde olmadan eleştirmek oldukça kolay. Geriden baktığınız zaman yapılabilecek pek çok eksikliği bulmak mümkün. Ama ben şuna inanıyorum. Bu yangınla mücadele eden, söndürmeye çalışan arkadaşlar ellerindeki olanakları en iyi şekilde kullanıp değerlendirip görevlerini yapmaya çalıştılar. Ama doğa koşulları, mevsim koşulları, arazi koşulları ne sayarsanız sayın bütün koşullar onların aleyhineydi. Dolayısıyla hiç kimseyi ya işini yapmadın diye ihmal etmek doğru olmayabilir. Evlerde kimse kalmasın!